Motto Futbol ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün Ahmet Denizcan Oruç ile birlikte bölgesel amatör ligde haftanın maçı olan Anamur Belediye Eskişehir Spor karşılaşması öncesinde bir değerlendirme yapacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hatırlatmalarımı yapayım, başlayalım. Sevgili izleyenler, desteğinizle büyüyoruz. Güzel bir ivme yakaladık. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında da paylaşabilirsiniz. Ayrıca sizlere teşekkür ediyoruz. Son Eskişehir yayınımız 2000 izlendi ve yayınlarımızın devamını istiyorsanız bunu bize yorumlarda mutlaka belirtin. Abi nasılsın? Vallahi iyiyim. Motto Futbol ailesinin büyümesi beni de çok mutlu ediyor. 7000 takipçiyi aştık. Bu çok güzel. Tebrik ediyorum. Hem sizleri hem de perde arkasındaki arkadaşları, çalışanları tebrik ediyorum. Tabii bölgesel amatör ligde olmasına rağmen Eskişehir Spor'a yer vermesi Motto Futbol'un. Bu da gerçekten çok önemli ve sevindirici bir olay. Ve her geçen gün yayınlarımızın daha fazla izlenmesi hem Motto Futbol ailesine güzellik katıyor hem de bizleri daha fazla şekillendiriyor program yapmak için. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir Spor geçtiğimiz hafta kendi sahasında Fuzul Ömeranlı'yı 4-1 mağlup etti. Evet. Bu maçı nasıl değerlendiririz? Eskişehir Spor tabii 4-4 yaparak Eskişehir'e geldi ve Fuzul Ömeranlı Spor karşısına çıktı. Konya temsilcisi, mütevazi bir kadrosu, genç ve deneyimli oyunculardan kurulu bir takımdı Fuzul Ömeranlı Spor. Şunu da net bir şekilde gördük. Geride kalan 5 haftada Eskişehir Spor'a karşı en dirençli futbolu oynayan takımların başında geliyordu. Kumluca ile birlikte. Tabii skor nasıl 4-1 derseniz Eskişehir Spor'un usta ayakları bu karşılaşmada ön plana çıktı. Eskişehir Spor maça istekli ve arzulu başladı. Ve tribünlerde ona da zaten ilerleyen dakikalarda ayrı bir parantez evet. Açarız. 13 bine yakın bir taraftar desteği. Eskişehir Spor bu taraftarının coşkusuna ayak uydurdu ve 12. dakikada Sertaç'ın golüyle öne geçmeyi başardı. Necati'nin inadıyla kapılan bir top ceza sahası içinde. Faul itirazlarının olduğu bir topta Yakup topu kaptı ve Sertaç'a aldı at dercesine bir pas gönderdi ve Eskişehir Spor 1-0 öne geçti. Tabii konuk ekip Fuzul Ömeranlı Spor o muhteşem taraftarın önünde, tabii güzel bir atmosferin önünde tam bir futbolcunun istediği bir atmosferde topunu oynamaya devam etti. 1-0 geriye düşmesine rağmen topunu oynamaya devam etti. Futbolun doğrularını yapmaya çalıştı ve futbolun doğrularını yaptığı bir anda yani 31. dakikada iyi bir organize atakla Fuzul Ömeranlı Spor skoru eşitledi. Eskişehir Spor ilk kez bu sezon kendi kalesinde bir golü görmüş oldu. İlk kez gol yemiş oldu 5 hafta sonunda. Eskişehir Spor ama tabii bu golün şokunu hemen atlatmayı başardı. 39. dakikada kullanılan bir serbest vuruşta Erdin Üzer, Eskişehir Spor'un altyapısından da yetişmiş bir oyuncu. Şık bir gole imza attı ve Eskişehir Spor 2-1 öne geçti. Bu golden sonra Eskişehir Spor daha çok morallendi ve ilk yarının sonlarında yine Sertaç'ın güzel bir golüyle Eskişehir Spor ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Teknik direktör Ergün Ortakçı'nın değişiklikleri ön plana çıktı. Tabii biz de geçtiğimiz hafta burada verdiğimiz ilk 11'de böylelikle tutmamış oldu. Teknik direktör Ergün Ortakçı da güzel bir sürpriz yaptı. Ama bence hamlesinde de başarılıydı. Neydi? Dört değişiklik. Yani şu ana kadar Eskişehir Spor, Homurlu, Kaşkınık Spor karşılaşmalarında ve Osmanlı karşılaşmalarında, Osmanlı 1453 karşılaşmalarında hep
aynı ilk 11'le sahada çıkıyordu ve kazanan kadroyu bozmuyordu teknik direktör Ergün Ortakçı. Kaşkınık deplasmanından sonra onunla birebir röportaj yapma şansı da bulmuştum. Deneyimli teknik adamla ve oynanan futboldan ve bazı futbolculardan memnun olmadığını söylemişti, dile getirmişti. Aslında burada bir ayrılık sinyalini vermiş, yani düzeltiyorum, değişiklik sinyalini vermiş, kadroda değişiklik sinyalini vermişti teknik direktör Ergün Ortakçı. Biz demek ki o iş sinyali alamamışız ve ilk 11'de 4 değişiklik birden yaptı. Sürekli aslında 4 karşılaşmada, yani şu ana kadar orta sahayı hiç bozmuyordu Gökhan Çamur, Soner Özdemir. Orta sahanın ikilisini bir anda yedeğe çekti ve burada Kerem Deler ve Arda Okumuş'u oynattı. İleri uçta, yani sağ kanatta yine bir değişikliğe, sol kanatta bir değişiklik ve en ileri uçta bir değişiklik gerçekleştirdi teknik direktör Ergün Ortakçı. Yakup Demirci'nin yerine bu karşılaşmada Sertaç'ı izledik. Sertaç Kayatekin'i izledik. Forvet hattında ise Cengizhan Avcı'nın yerine de Murat Kara'yı izledik. Değişiklikler tuttu mu? Evet, tuttu. İlk 45 dakikada ben Eskişehirspor'un daha yaratıcı bir futbol oynadığını gördüm. Özellikle Kerim Deler faktörü çok önemliydi ve Kerim Deler'in yaratıcılığı Eskişehirspor'a büyük bir katkı sundu. Ayrıca Murat Kara'nın ileri uçta attığı kritik bir paslar vardı ki 45. dakikada hoca takdiriyle ikinci yarıya başlamadı Murat Kara, ama ben Murat Kara'nın da başarılı bir performans sergilediğini düşünüyorum. Sertaç'ı zaten demeye gerek yok. Maçın yıldızı, 2 gol atmayı başardı. Galibiyette çok önemli bir pay sahibi oldu. Ve orta sahada da, defansif orta sahada da Eskişehir'in evladı Arda Okumuş da iyi bir mücadele sergiledi. Yani teknik direktör Ergün Ortakçı'nın yaptığı 4 hamlede çok iyi bir sonuç aldığını düşünüyorum. Ama biz böyle düşünüyoruz. Maçtan sonra Ergün Ortakçı'ya sorduğumuzda yine eksiklerimiz var. Yine oynanan futboldan memnun değil. Yani hoca daha fazlasını istiyor ve bu ligin çok deneyimli bir antrenörü. Demek ki bu performansın şampiyonluğa yetmeyeceğini düşünüyor. Artık ben bu açıklamalarından bunu anlayabiliyorum. Eskişehirspor ilk yarıda iyi bir oyun, ikinci yarıda genellikle durağan bir Eskişehirspor vardı. Ama kazanmayı başaran bir Eskişehirspor vardı. Son dakikalarda da Cengizhan'ın oyuna girdikten sonra attığı golle Eskişehirspor fişi çekmiş oldu ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligde 5-5 yaparak yoluna emin adımlarla devam etti Eskişehirspor. Evet. Anamur Belediye maçı hazırlıkları başladı mı? Takımda moraller nasıl? Pazartesi günü itibariyle Eskişehirspor bu karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Anamur Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Tabii cumartesi günü bir yolculuk yapacak Eskişehirspor. Bu yolculuk içinde maçı tamamlamış olacak. Tabii Eskişehirspor'u bir hayli moralli. Çünkü 5'te 5 yapan bir takım şunu da, camiada şundan da mutlu. Kadro da değişiklik yapıyorsun ve bu değişikliğin sonucunda verim alabiliyorsun. İşte farklı ilk 11'de çıkabiliyorsun. Yine verim alıyorsun. Bol gollü galibiyetler. Şu an şehirde gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Bu atmosfer de, bu birlik ve beraberlik de takıma da sirayet etmiş durumda. Eskişehirli futbol severler, tabii bizi Eskişehir'de maçı izleyen, yerinde izleyen insanlar görmüştür, ama şunu da belirtmem gerekiyor. Eskişehir'de son yıllarda, ben işte bu meslekte 12. 13. yılım, özellikle 2. lig ve 3. lige düştükten sonra Eskişehirspor'un protokol tribünündeki boşluklar çok dikkat çekici ve üzücüydü. Ama bu karşılaşmada, yani Fuzul Ömeranlı Spor karşılaşmasında protokol tribününde müthiş bir yoğunluk vardı. İşte Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları karşılaşmayı yakından takip etti. Milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra iş adamları da mücadeleyi takip eden
takip ettiler. Yani protokol tribününde çok güzel görüntü vardı. Bu Eskişehir Sporu da sevindirdi. Uzun yıllardır böyle bir kalabalık görmedik. Tabii bunun vermiş olduğu moral motivasyon, işte maç sonundaki herkesin 3 puanı birlikte kutlaması çok güzel şey ve bu güzel sirayet eden bu güzel atmosferde takıma sirayet ediyor. Takım da moraller bir hayli yerinde. Anamur Belediyespor karşılaşmasında sen sormadan ben yanıtlayayım. Anamur tabii Mersin'in köklü kulüplerinden birisi. Güzel bir ilçe takımı. Deneyimli takımlarından birisi ama onlar da lige geç başlamadılar ama lig hazırlıkları geç başladı. Ben geçtiğimiz günlerde başkanlarıyla konuşma fırsatı buldum. Mütevazi bir kadro kurduklarını söyledi ve bu ligde kalıcı olmak istediklerini belirtiyor Anamur Belediyespor Başkanı Esat Başkan. Tabii 4 puanı var. 10. sıradalar. Eskişehir Spor yine bir deplasmana gidecek. Şimdi oynadığımız 5 karşılaşmanın 3'ü deplasmandaydı. 2'si evimizde. Evet. Güzel bir istatistiğimiz var. 5'te 5 gidiyoruz. Bu 5'te 5'in 3'ünde deplasmanda aldık ama deplasmanda oynadığımız karşılaşmaların hepsinde de zorlanan bir Eskişehir Spor vardı. Şimdi Anamur Belediyespor karşılaşmasında da yine zorlanacağız mı diye herkesin kafasında bir soru işareti var. Şimdi Fuzul Ömeranlı'yı 4-1 mağlup ettik ama dirençli bir takımdı ve pozisyona da çok pozisyona giren bir takım izledik Konya temsilcisini. Anamur Belediyespor'da dirençli bir takım. Geçtiğimiz hafta Mezitli ile korakor bir karşılaşma oynadılar. Mezitli'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldular ama yine de bu ligde tutunma adına varını yoğunu ortaya koyan bir ekip. Eskişehir Spor'u kolay bir karşılaşma beklemiyor. Bunu belirtelim. Çünkü bu ligde gerçekten her hafta söylüyorum kolay maç yok. Evet. Hele hele golü erkenden bulamazsanız her geçen dakika sizi daha fazla zorlayan rakiplerle başa çıkmanız gerekiyor olabilir. Eskişehir Spor'da Anamur karşısında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Tabii favori olarak, kağıt üzerinde favori olarak Eskişehir Spor gözüküyor. Ama kağıt üzerinde sadece bu. Yine Mersin'de biz zorlu bir karşılaşmayı izleyeceğiz gibi duruyor. Eskişehir Spor taraftarına bu hafta ayrı bir parantez açmak istiyorum. Evet. Şu günler görüntüleriyle medyaya düştü. Büyük bir atmosfer vardı. Taraftarlar 3. ligde de, şimdi bölgesel amatör ligde de takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Şehir dediğiniz gibi kenetlendi. O atmosfer vallahi nasıldı takip ettiğiniz kadarıyla? Yani burada birçok program yapıyorum. Her programda da aynısını tekrar gibi oluyor ama yani yaşamanız lazım, gelip görmeniz lazım Eskişehir Spor tribünlerini. Yani bölgesel amatörlükte hava soğuk ama yani 7'den 70'e herkes geliyor, karşılaşmaya geliyor. Yani çocuğunu alan geliyor, gençler buluşup geliyor, ailesiyle gelen birçok taraftar var. Yani inanılmaz bir sevgi var. Yani takım amatör kümede ama yani tribünler vazgeçmiyor. Eskişehir Spor taraftarı vazgeçmiyor. Yine 13 bine yakın bir taraftar geldi. Biletini aldı. Tribündeki yerini aldı. Yine maraton alt tamamen doldu. İnsanlar maraton altta yer almak için çok büyük bir uğraşlar verdi. Sabahın erken saatlerinde yani biletler satışa çıkıyor ama ilk önce maraton alt tükeniyor. Yani Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda yine müthiş bir atmosfer vardı. Bando da bu hafta devreye girdi artık. Geçtiğimiz hafta Osmanlı maçında oynanan karşılaşmada Bando'nun sevilen isimlerinden Atilla Gezmen vefatı nedeniyle Bando o karşılaşmada aktif olmamıştı. Bando çalmamıştı ama bu karşılaşmada Bando çaldı. Zaten Bando'nun da devreye girmesiyle birlikte
Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda müthiş bir karnaval havası vardı. 90 dakika boyunca susmayan taraftar inanılmaz bir destek verdi takımına ve galibiyette daha kolay gelmiş oldu. Yani Eskişehir Spor tribünleri, yani şunu söyleyeyim, Nisan'ın sonunda sanırım bu lig bitecek. Nisan'ın sonuna kadar biz Eskişehir Spor tribünlerini seninle her hafta konuşacağız muhtemelen. Çünkü yani bölgesel amatör ligde böyle taraftar, Süper Lig'de maçları izliyorum. Yani işte tribünler bomboş ama bir bölgesel amatör ligde bakıyoruz. Eskişehir Spor'un tribünleri dop dolu. Tabii. Yani ben anlam veremiyorum şimdi, başka bir şehirde yaşayan bir futbol sever olarak sabahleyin, pazar sabahı kalksam şöyle bir düşünsem, ya bugün ne yapabilirim diye, ya işte şehrimin takımı Süper Lig'de maçı var. Yani giderim bu, yani evet. Biz futbol sever olarak, ben bir Eskişehirli bir futbol sever olarak böyle düşünüyorum. Yani Süper Lig'de Eskişehir Spor olsa, işte Bursa Spor olsa, yani inanılmaz bir futbol zevki yaşayacağını düşünüyorum ben futbol severlerin. Ama zaten Süper Lig'in kalitesi şu an çok düşük seviyede. Bunun bence en başlı nedenlerinden birisi de tribünlerin boş olması. Yani Süper Lig'de Eskişehir Spor, Bursa Spor, Kocaeli Spor gibi ekiplerin yer almadığı sürece o Süper Lig'in ben tat vereceğini hiç düşünmüyorum. Allah'tan bir Samsun Spor var da şu an tribünlerini güzel bir şekilde izliyoruz yani. Abi Eskişehir Spor'la beraber Manavgat Belediye de bir şampiyonluk yarışı veriyor. Onlar da güzel bir takım kurdu. Evet. Averajla da başa baş gidiyorlar. Ligin 11. haftasında da Eskişehir'de karşı karşıya gelecekler. Evet. O sürece kadar liderlik durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Evet, ben iki takımın da o karşılaşmaya kadar çok fazla kayıp yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü Manavgat Belediyespor da gerçekten saygıyı hak eden bir camia. Yıllardır bölgesel amatör ligde mücadele ediyor. Yıllardır iyi yatırımlar yapıyor. Ama bir türlü başarıyı yakalayamadılar. Çok hak ettikleri sezon oldu. Çok iyi kadrolar kurdu. Çok mücadele ettiler ilçe olarak. Ama ne yazık ki hep sürekli 3. ligin kapısından geri döndüler. 2 sene önce yine bir Eskişehir ekibi, Anadolu Üniversitesi ile yine aynı gruptaydı bölgesel amatör ligde. Yine Anadolu Üniversitesi ile başa baş bir mücadele verdi. Ama ne yazık ki o süreçten de istediği sonuçtan çıkamadı Manavgat Belediyespor. Bu sene de Eskişehir Spor'la yarışıyor. Şu an puan tablolarında her şey aynı. Puanlar aynı. Eskişehir Spor'un bir gol daha fazla avarajı var. Eskişehir Spor 16 gol attı. Manavgat Belediyespor 15 gol attı. Onlar da Eskişehir Spor gibi emin adımlarla ilerliyorlar. 11. hafta karşılaşması zaten bir final, erken final niteliğinde. Eskişehir Spor ama bundan, yani Manavgat karşılaşmasından bir hafta önce Konya Ereğli ile karşı karşıya gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım. Evet, Konya Ereğli ile karşı karşıya gelecek ki Konya Ereğli de ligin 4. sırasında şu an, belirtiyorum. Zorlu bir deplasmandan sonra Eskişehir Spor Manavgat'ı ağırlayacak. İşte bu iki karşılaşma Eskişehir Spor için final niteliğinde. Eğer bu iki final karşılaşmasının da, tabii şu an çok erken ama deneyimlerime dayanarak söylüyorum bunu. Eğer bu iki karşılaşmaya Eskişehir Spor kayıpsız olarak gelir, bu iki karşılaşmadan da kayıpsız olarak çıkarsa, ben Eskişehir Spor'un çok büyük bir adım atacağını, şampiyonluk yolunda çok büyük bir engeli aşacağını düşünüyorum. Ama senin de belirttiğin gibi Manavgat gümbür gümbür gelen bir takım. Hiç de yabana atılacak bir takım değil. Onlar da saygıyı hak eden takımlardan birisi. Aynı Mezitli, Ereğli gibi. Diğer takımlar gibi diyeyim. Evet, o zaman ligin 11. haftasında Eskişehir'de güzel bir karşılaşma bizleri, evet, bekliyor diyebiliriz. Aynen öyle. Yani
buradan da futbol severlere de söyleyelim. Eğer dolu bir tribün görmek istiyorsanız muhtemelen Eskişehirspor taraftarı bu karşılaşmayı şimdiden iple çekiyor. Bir final karşılaşması olarak ve bu sefer de o sayı 13.000'de falan kalmaz yani, daha fazla olur. Rekor kırılır o maçta. 15.000'i zorlar Eskişehirspor gibi o karşılaşmada. Takımda eksik ya da cezalı var mı? Şu an eksik ve cezalımız yok, onu söyleyelim. Antrenmanlar devam ediyor. Mutlu mesut bir şekilde Eskişehirspor Anamur karşılaşmasına hazırlanıyor. Evet. Ergün Ortakçı hocadan ilk 11'i yine sürpriz bir şekilde bekleyebilir miyiz? Vallahi bekleyebiliriz. Ama ben kendi çalıştığım televizyonda da söyledim. Burada da söylemekten çekinmiyorum. Muhtemelen bu ilk 11 ile devam edecek gibi. Geçen hafta da yine kazanan kadroyu bozmaz dedim ama bence bu kadro daha iyi sinyaller verdi. Bu kadroyla oynayacak gibi bence Anamur karşısında da. Evet. Maç hakkında son düşüncelerini ve skor tahminini alıp programımızı da kapatalım. Ya skor tahmininde bulunmam çok zor. Tabii favori Eskişehirspor ama Anamur Belediyespor'da yabana atılacak bir takım değil. İyi bir camia Anamur Belediyespor. Deneyimli bir antrenörleri var. Muzaffer Hoca var ve iyi bir kadroları var. Şu an 4 puanları var ama ilerleyen haftalarda çıkışa geçeceklerini düşünüyorum ben. Eskişehirspor zorlu deplasmanlardan 3 puanla ayrılmayı başardı. Yine bir zorlu karşılaşma bekliyorum ben. Kolay geçmeyecektir elbet ama geçtiğimiz haftalara dayanarak yine Eskişehirspor'un bu zorlu oyunu klas ayaklarıyla, deneyimli ayaklarıyla kilidi açacaklarını düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, sizler de bizimle skor tahmininizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve programımızın sıklığını istiyorsanız, bunu programımızın başında da demiştim, bizlere tekrardan yorumlarda belirtin. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.